Sendeki bu götün haşmeti evimizi, ocağımızı yıkmaya yeter büthanem benim, haşmetli sultanım. Annem bana her zaman yakışıklı olabileceğimi söyledi. Ben de yakışıklı olmaya karar verdim. Kilolusun diyenlere cevabım şu. Etliyim, butluyum, mutluyum. Daha diyecek bir şeyiniz var mı? Ona da cevabım olur elbet. Annem bana her zaman ne istersem olabileceğimi söylerdi. Ben de problem olmaya karar verdim. Sen ne kadar güzelsin bakayım. Ben yerim seni bakayım. İyi ki annene benzemişsin. Babaya da benzeyebilirdin. Ama alınmak yok beni. Çünkü senin de ruhun güzel. Sen buralara nereden geldin? Seni yereden Allah'a kurban olayım. Seni yereden dertli yer etmiş. He? Sen buralara nereden girdin? Sen buralara nereden girdin? Yeredene kurban olayım. Yeredene kurban olayım. Yeredene. Ya? Seni yereden dertli yer etmiş. Sen buralara nereden girdin? Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Sinirli değilim çünkü ben sinirli bir kedi değilim. Gayet sakin ve kendi halimdeyim. Bana çok fazla para harcadığın bir şey göster. Ama hiç pişman olma. O seni çok seviyor. Sen de onu sev. Sana kaç kere diyeceğim beni çekme diye? Ya çekme diyorum. Neden çekiyorsun? Sürekli beni paylaşıyorsun her yerde. Çekme. Özel hayat denilen bir şey var. Sevdiğim kız başkasına miyav demiş, dayanabilirsen dayan miyav cablar. Sevdiğim kız başkasını övmem sevmem ama hadi övüyüm, bir kez olsun övüyüm. Dünyada benim gibi karizma bir adam yok. Orta Doğu Balkanların en karizma adam benim. Ha gönlüm boş ama beyaz atım var. Bu kimin kedisi? Benim kedişim. Bu kimin kedisi? Benim kedişim, bütün Türkiye götünü de yesin. Ağzına sıçtın kız, ağzına sıçtın. Eğer kediyseniz hayatınız çoğunlukla sefa sürerek geçer. Hele ki bir ev kedisiyseniz hayat size altın tepsi ile sunulmuş demektir. Çünkü sevimliliğinizden dolayı fare tutma görevini... Şimdi uysam gece 3 gibi uyanıp evde koştururum. Topumu uyuyan annemin kafasına atarım. Sonra kapıları tırmalarım. Olmadım ama kabımı da deviririm. Çünkü kedi olmam. Sabah beşi bekleriz. Yaramazlık işimiz. Çünkü biz hep böyleyiz. Yaş mamikleriz deriz. Kuşları çok severiz. Saklanmayı biliriz. Her şeyi merak eder. Yaş mamikleriz deriz. Arkadaşlar sizce annem neden beni sürekli mıncırıyor? İnsan sevdiğini mıncırır mı hiç, ısırır mı? Bir de tortuğuna vuruyor. Ne istiyor benden, derdi ne bu kızın, anlamıyorum. İdare etmeye çalışıyorum ama... Nereye kadar yani? Nereye kadar? Bugün göbeğimi çok fazla sıktığın için ve beni mıncıkladığın için seni dayak manyağı yapacağım anne kadın. Ama sen önce bir sabit dur. Lütfen kımıldama. Nereden saldırsam anlayamıyorum. Neyse şuralarla ilgileniyormuş gibi yapayım. Hala bana bakıyor bu. İzliyor beni, sıçacağım ağzına ama. Saldır vakti. Geldi yine başımın belası. Ne istiyorsun benden? Şurada uyuyorum 2 dakika, geldin yine başıma. Uykum var. Bana mama vermeyeceksen, buralarda dolanma çok bak. Miyav suları görüyordum rüyamda, sen yüzünden onlar da gitti. Bırak beni diyorum. Bak elleme, elleme. Annemin elinden zor kaçıp geldim arkadaşlar, bu videoyu bu yüzden çekiyorum. Bu kadın beni sürekli yemeye çalışıyor, sürekli popomu ısırmaya çalışıyor. Sen diyor yiyeceğim diyor bana. Yanaklarımı sıkıştırıyor, öpüyor beni. Yani... Seven insan ısırır mı? Ben onu ısır... Evet ısırıyor olabilirim ama sevdiğim için ısırmıyorum. Isırmak istediğim için ısırıyorum onu.